Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ben çok geç kaldım. Tabii çok geç kaldım, bilhassa geç kaldım. Bütün sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım kendi düşüncelerini, Sedat Peker'le ilgili düşüncelerini, Sedat Peker'in videosunun analizini yapsınlar. İnanır mısınız? Hiçbirisinin analizini dinlemedim. Ama Peker'in videosunu pür dikkat. Ve hatta zaman zaman geri alarak tekrar izledim ve tabii ki izlerken de dinledim. Sedat Peker ne yapmak istiyor sorusuna cevapta buldum kendimce. Çünkü benim penceremden bakıldığında bugünkü videoda ne Suriye'ye giden silahlar, kimin götürdüğü, kimin dağıttığı. Bunlar zaten bilinen şeyler ama konuşulamayan şeylerdi. Bunları konuşmaya kalkanların başına neler geldiği biliyorsunuz. Haliyle biz de yani o kadar da, evet biraz salaklık var belki bende ama o kadar değil. O nedenle ben o konulara hiç girmedim. Ne tamiri konulardır. Bu ülkede terör örgütlerine destek verir gibi bile olsa görünmeyeceksiniz. Ben size söyleyeyim. Başka? Bu ülkede Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili hiçbir konuda bilgi mesabesinde ya da diyelim konuşmalar, haberler verip yorum yapmayacaksınız. Koyduk mu bir tarafa? Tamam. Şimdi Sedat Peker'in bugünkü konuşmasında üzerinde durmam ya da durduğum konu ne? Onu da söyleyeceğim. Yok Süleyman Soylu benim için bitmişti zaten. Ben 22 yıldır Soylu'yu bu ülkedeki bütün siyasetçilere, gazetecilere anlatmak istedim. Tayyip Bey'e anlatmak istedim. Hayır, telefonla falan değil ya, yazdım yazılan meydanda. Ama hatta o iki gazeteci kardeşi, arkadaşı anlatmak istedim. Onlar benim üzerime geldiler. Bana hakaretler ettiler. Biliyorsunuz değil mi? İki kardeş. Evet, çok hakaret ettiler bana. Hiç oral olmadım. Hatırlıyorsunuz. Hiç oral olmadım. Pek çoğunuz dediniz ki, dede ama senin için... Ya boşverin dedim ya. Takmayın kafanıza. Benim kendime inancım, güvenim var. Sonra gördünüz işte. Ya. Bazı belediye başkanlarına atılan çamurların, iftiraların ne amaçla atıldığını ve Soylu ile ilişkilerini ve Soylu'nun kendilerini bir dakikada nasıl sattığını hep beraber gördük. Bütün Türkiye gördü. İşin ilginci, o arkadaşların biri Sedat Peker'i de anında satmak istedi. O zannetti ki ben Sedat Peker'i satarsam Soylu beni koruması altına alır. Yazık. 25 senede Soylu'yu hiç tanımamış. Hemen her gün telefonla görüştüğü Soylu'yu. Ben ne diyeyim başka? Ben bir şey söyleyemem. Canlarım, benim tanıdığım ve artık bütün Türkiye'nin de bütün hatta siyasetle ilgilenen dünyanın tanıdığı Sedat Peker'in çok önemli bir özelliğini sizler de öğrendiniz. Nedir? Sedat Peker inanç sahibi. Yani ne diyorlar ona? İslam dininde takva sahibi. Yani inançlı biri. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberine, her şeye, yani her şeyle İslam dinine iman etmiş bir kişi. Ben samimi inançlı insanlara saygı duyduğumu burada defalarca söyledim. Evet. Ve Peker'in de samimi inançlı bir Müslüman olduğu konusunda benim şüphem yok. Bakınız, İslamiyet'ten bahsediyorum. İnançlarından bahsediyorum. Kaldı ki ben hiç kimsenin dinini yargılayamam, sorgulayamam ama Atatürk'e dil uzatan, Atatürk'e soysuz diyen imamların ağızlarına tükürürüm. Abi böyle. O Diyanet İşleri Başkanı oradan gidecek. O Diyanet İşleri Başkanı orada oturduğu sürece bu imamlar hep edepsizlik, kepazelik, rezalet çıkaracaklar. Pislik yapacaklar yani. Ya oradan emir alıp yapıyorlar bunları. İşin kötüsü, Atatürk'ümüze hakaret eden, soysuz diyen pislik imam bunu yaparken Cumhurbaşkanı da orada oturuyordu. Baro Başkanı bir konuşma yaptığında toplantı salonunu terk eden Cumhurbaşkanı bir tek cümleyle o imamı oradan kovdurabilirdi. Hatta aksine tüm laik sistemden yana kesimlerin
Atatürk'e büyük sevgiyle bağlanmış milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının gönlünü kazanmak için, evet, kalkar, o imama aynı Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na yaptığı şekilde sert sözlerle saydırır, sonra da o camiyi terk eder giderdi. Ya. Yoksa Ömer Çelik onu demiş, bunu demiş, geçin, geçin. Ömer Çelik'in hiçbir inandırıcı tarafı yok ki. Ömer Çelik'in acaba biz Atatürk'ümüz, büyük önderimiz, geldikleri gibi giderler diyen büyük komutan falan lafları bırakın, hepsi yalan palavra. İnanmadan yazılmış tamamen siyasi laflar. Bana göre, benim kanaatime göre, canlarım. İnanın, Sedat Peker'in İslam dinine samimiyetle bağlılığı bütün bu gördüğünüz İslamcı çevrelerin hepsinden milyon kere daha fazladır. Dede, nereden biliyorsun? Canım artık bütün Türkiye biliyor. Ben de bunu 16 sene önce yayınlanan Çiller Yılların kitabımda anlattım. Daha sonra da zaten yine gazetelerde, televizyonlara çıktım, anlattım. Değil mi? Kaç yılında? 2011 yılında. Anlattım bunları, herkes biliyor. Bu Sedat Peker dediğimiz arkadaş, kardeş, inançlı biri. Ya neden bu kadar çok üstünde durdum? Durdum, geliyorum şimdi. Sedat Peker, Ebu Hanife'nin, yani Hanefi mezhebinin kurucusu, o büyük İslam aliminin ayaklarının altını öperim dedi. Sedat Peker söyledi bunu. Bu mesajı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz değerlendirdiler mi bilmiyorum. Dediğim gibi hiçbirisini izlemedim. Ama öğlen saatlerinde gazeteme gönderdiğim yazılarımda bu konuda söz ettim. Yani Korkusuz'da yarın yayınlanacak yazılarımda bu konudan geniş bir şekilde söz ettim. Şimdi sizlerle de kısa da olsa, biraz satırta da olsa yine bu konuda biraz fikir jimnastiği yapacağım. Canlarım, Ebu Hanife İslam tarihinin gelmiş geçmiş en muazzam, en mükemmel alimlerinden, fıkıh bilimi üstadlarından biridir. Sünni fıkhını bilir, çok iyi bilir. Sünni fıkhı, Hanefi mezhebi de sünniliğin bir kolu olduğuna göre ve öyle iyi bilir ki fıkhı, gerçek Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerine göre yorumlar. Hanefi kendi döneminin Yaşar Nuri Öztürk'üdür. Ben Ebu Hanife'yi ne zaman tanıdım? Rahmetli kayınpederimin bacanağı olan ünlü büyük gazeteci üstadımız, zaman zaman sizlerle beraber kendisiyle yaptığım sohbetlerden hatırlayacaksınız, Lütfü Akdoğan'ın kitabını okuduğumda, hem de çok çok genç yaşlarda okuduğumda, Lütfü Bey Ebu Hanife'yi öyle bir anlatmıştı ki, çektiği çileleri, o cezaevi günlerini, cezaevi günlerinde Abbasi halifesinin kendisine nasıl böyle rüşvet anlamında tekliflerle geldiğini, ama Ebu Hanife'nin asla pes etmediğini anlatmıştı. Sonra işte o Abbasi halifelerinden bir tanesi, zannediyorum Ebu Cafer miydi? Unutmuş olabilirim tam olarak adını. O büyük İslam alimini cezaevinde zehirlettirerek öldürttü. Adamlarına, yani oradaki çalışan gardiyanlara zehirletti Ebu Hanife'yi. Çünkü Ebu Hanife gerçek İslam'ı anlatırken, bu Ebu Cafer kendi İslam'ını anlatıyordu. Efendim, kimileri Ebu Cafer için diyeceklerdir ki, iyi komutandı. Öyle mücadelelerden geldi ki, baş verin geçin, yalandır. Ebu Hanife'yi öldürten bir hükümdarın iyi olma ihtimali sıfırdır canlarım. Evet. Neden Yaşar Nuri Öztürk'üdür dedim? Yaşar Nuri Öztürk'te ve yakın çevresinde bilirler ki Ebu Hanife'yi yazdıktan sonra öyle iddia ediliyor. Ben bilmem, görmedim. Hiç öyle bir konuda bilgim de yok. Ama onların inancı o ki Ebu Hanife'yi yazdıktan sonra Yaşar Nuri Öztürk zehirletildi. Evet.
Rusya'da yapılıyor şimdi aynı şey. Rus muhalif lidere yapılıyor. Değil mi? Zehirletildi, hatırlıyorsunuz. Haber oldu. Hatta NATO ayağa kalktı. Şeyde de var bir tane bu pislik. Belarus'ta da var. Ve çok ilginçtir. Belarus'taki o pisliği NATO onun üzerine kınama cezası almak istedi. Türkiye veto etti. Doğruysa çok ayıp. Doğruysa çok ayıp, rezalet, skandal. Şimdi Sedat ne anlatıyor? Sedat Peker diyor ki, Ebu Hanife'yi, yani ayaklarının altını öpeceğini büyük samimiyetle söylediği Ebu Hanife'yi, yani mealen anlatıyorum, zehirletmiş olabilirsiniz diyor. Ya da gelin bakayım, ben bunu not aldım. Ezberimde de tabii yok. Yazı yazmak başka bir şey canlarım benim. Yazıyorsunuz, dönüyorsunuz falan. Müsaade ederseniz ben Peker'in verdiği, mealen verdiği mesajı şöyle yazdım. Şöyle anlattım. Müsaade ederseniz okuyacağım. Kendi yazdığımı okuyacağım dediğim gibi. Sayın Cumhurbaşkanı, bakın mealen ha. Sedat Peker bu benim az sonra okuyacaklarımın hiçbirisini söylemedi. Ben Sedat Peker'i tercüme ediyorum. Evet. Benim okuyuşum böyle. Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Ağabey, beni yaşadığım yerden aldırabilir, hapse attırabilir, hatta Ebu Hanife Hazretleri gibi zehirletebilirsiniz de. Ama unutmayın ki ben artık bundan sonrasını duygularımla değil, aklımla, aklını tatilden döndürdüğünü söyledi, yöneteceğim. Evet, bundan sonra aklını, bütün videolarını aklıyla ve bütün bu süreci aklıyla yöneteceğini söylemek istedi. Ben mealen böyle okudum, devam ediyorum. Videolarımda neleri anlatmam gerektiğine öfkemle değil, zekamla, stratejik zekasıyla karar vereceğim. Eğer başarabilirseniz, ben takva sahibi olarak ölürken sizi tenzih etmek isterim ama çevrenizi sarmış asalaklar, şantajcılar, nüfus istismarcıları, uyuşturucu baronları, kara para aklayıcı kumarhaneciler, ihale mafyası ve tetikçi gazeteciler, arkamda bırakacağım arşivimle çoluk çocuklarıyla birlikte hayatlarının geri kalanını hapislerde geçirecekler. Yoklama kaçaklarına ve yoklamada hazır bulunanlara hatırlatırım. Erdoğan ve Erdoğan yakın çevresi Sedat Peker'in benim mealen anlattığım bu düşüncelerinin ya farkındalar ya da Peker pekala bu konuda onlara bu bilgileri vermiş olabilir. Buna benzer bilgileri vermiş olabilir. Böyle 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 olacak, böyle böyle olacak diye. O nedenle acele Cumhuriyet Savcılıklarını bitirmek için harekete geçirdi. Cumhuriyet Savcılıkları. Yani Cumhuriyet Savcılıklarından soruyoruz ya biz, ya neredesiniz kardeşim falan filan diye. 17-25 Aralık'ta hatırlarsanız Cumhuriyet Savcılıkları kendiliklerinden harekete geçiyordu. O zaman bir kanun çıkardılar, kararname çıkardılar. Cumhuriyet Savcılıklarına dediler ki, siz bundan sonra başsavcınıza bildirmeden, hatta ilgili emniyet görevlisine de bildirmeden hiçbir konuda soruşturma başlatamayacaksınız. Bu ne demekti biliyor musunuz? Bu emniyeti ve başsavcıyı ve hatta yargıçları savcının önüne koymaktı. Yani atları arabanın arkasına koşmaktı. Araba gidebilir mi? Gidemez. Gidemedi de. 2013 yılından beri yargıda olağanüstü sancılar çekiyoruz. Şimdi tabii buna rağmen bazı savcılar buna rağmen ne yapıyorlardı? Re'sen harekete geçiyorlardı. Çünkü re'sen harekete geçme hakları halen vardı. Pek çok konuda. Şimdi onun önüne geçmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü kısa bir zaman sonra bu kanunu çıkarsalar da büyük ihtimalle bana göre. Kısa bir zaman sonra devletin yargı, asker, emniyet, maliye ve hatta Hazine ve Merkez Bankası ve Ulaştırma Bakanlığı bürokrasisinden ana muhalefet partisi liderine, muhalefet partisi liderlerine ve Sedat Peker nerede yaşıyorsa oraya
Oraya derken tabii elden postlara gitmeyecek. Bugün biliyorsunuz olağanüstü kapalı sistemler var. Bırakın devleti, sistemi kuran şirket bile içine girip de bilgileri alamıyor. Alamadılar, Amerika'da yaşandı. Hatırlarsınız değil mi? Evet. Sedat Peker'e ulaştıracaklar. Sedat Peker'in işi bundan sonra daha kolay. Bundan sonra daha somut belgelerle konuşacak. Ama Erdoğan'a bir söz verdi. Tutar mı? Kesin tutar. Bakın bu kadar emin konuşuyorum. Kesin tutar. Yani Erdoğan konusunda harekete geçmek için sabırla bekleyecektir. Sabırla. Nereden biliyorum? Rahmetli Behiç Kılıç yaşasaydı da beni destekleseydi daha iyi olurdu. Ama Behiç Kılıç'ı kaybettik erken yaşlarda. Ne söylemek istediğimi anlayanlar anlamışlardır. Böyle bekleyelim Sedat Peker Erdoğan'la nasıl tanıştığını, geceler boyunca sabahlara kadar nerede nasıl sohbetler ettiğini kanıtlarıyla birlikte kendisi anlatsın. Bırakalım o anlatsın. Eğer o anlatmaz ise ve bütün çaresizliğine rağmen sabırla Tayyip abisini zor durumda bırakmak istememekte ısrar ederse zannediyorum birileri de o konuda bir şeyler söyleyeceklerdir. O birileri gazeteci olması şart olmayan birileri. Evet. Bir şey söylemek istemiyorum. Ben değilim, hayır. Hayır, ben değilim. Ben zaten o tür konulara giren bir adam değilim, biliyorsunuz beni. Benim öyle şeylerle işim yok, bilemem. Ama bu konuda çok yetki sahibi olanlar, bilgi sahibi olanlar, arşiv sahibi olanlar var. Ve çok zengin bir arşiv. O kadar zengin bir arşiv ki, evet. Kim bilir belki de zamanında FETÖ, bugün FETÖ denilen Gülen cemaatiyle çok yakın ilişkiler içinde olmuş olan patronlar da olabilir bunlar. Bazı patronlar, bazı çok üst düzey bürokratlar, bazı hakim ve savcılar da olabilir, bazı askerler de olabilir canlarım. Olur demiyorum, olabilir diyorum. Yani Sedat Peker şu mesajı verdi, gene oraya gireyim, bana göre. Sedat Peker bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hatta bütün İslam aleminin Ebu Hanife'sidir. Geri çekileceğini ben zannetmiyorum. Hayır, ben zannetmiyorum. Benim tanıdığım 17 senedir görmüyorum elbette. Ama 17 senede bir insanın yaşı değişir, yüzü değişir, saçı başı değişir ama sağlam karakterli insanların karakteri değişmez. Sık sık söylediği bir şey var. Yahu beni çok yordunuz ya. Ya bir bırakın, bir rahat bırakın. Gittim Karadağ'a kitap okumaya, kafamı dinlemeye. Ya Peker'in istediği ne? Söylüyorum ama diğer gazeteci kardeşlerim o konuya nedense, bilmiyorum nedense girmiyorlar. Ya Peker'in istediği şu. Beni nasıl bir zamanlar Türkiye'nin saygın iş adamlarından biri olarak tanımlıyordunuz medyada ve bütün dünya alemine? Ya ben yine o Sedat olmak istiyorum. Ya niye beni engelliyorsunuz ya? Ya beni niye çukura itiyorsunuz ya? Ya bana niye işkence ediyorsunuz ya? Ya bırakın, bırakın. Bak, sık sık söylüyor. Bir tek sabıkam yok benim diyor ya. Bir tane vardı. Onu da memnu hakların iadesi, yani yasaklanmış hakların iadesi kararıyla geri aldım ve sabıkamı kaldırttım diyor. Yani şu anda karşınızda geçmişte kirli işler yapmış olabilecek birisi var. Hep örnek veriyorum. Hazreti Ömer, Mekke'nin en kirli işlerini yapan o dönemin hatta belki de Alaaddin Çakıcısıydı. Evet, Hazreti Ömer öyle birisiydi. Ama İslamiyet'e döndükten sonra adam olağanüstü, hatta İslam dininin halifelerinden biri ve dünyada adaletin temsilcisi oldu. Oldu mu? Oldu. Bunları söylemek isteyen biri var karşımızda ama onu bir zamanlar o yücelttikleri mevkiden aşağıya düşürüp itibarsız etmek isteyenler de var. O birileri Türkiye'de bazı büyük şirketlerin üzerine çökmek isteyenler. Ya konuşmak istemiyorum ama Kayseri'deki pek çok şirketin üzerine adeta karabasan gibi çökülmedi mi? Nedir bu insanların suçları ya? Ya açıklasınlar, getirsinler, desinler ki bu insanların suçları. Bakın ben bilmiyorum. Ben
o insanların gerçekten silahla donatılmış olduklarını, anayasayı yıkmak için harekete geçtiklerini, terör örgütlerine silah alımında para desteği verdiklerini, terör örgütünün propagandasını yaptıklarını, propagandasının yapılması için gerekli yerlere ilanlar ve paralar verdiklerini bana kanıtlarlarsa, ben de o şirketlerle mücadele ederim. Ama şu anda dünyaya baktığınızda, dosyaya baktığınızda bunları göremiyorsunuz. Adamların üzerine çökülmüş. En geri zekalı genel müdürlerinden bir tanesinin bile maaşı ya da seksiyon şeflerinin maaşları 3-5 bin dolardan başlıyor. 5 bin dolar dediğiniz zaman 42 bin lira. Yapmayın. Bu insanlar 2500 lira asgari ücretle karınlarını doyurmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Hiçbir vasıfları olmayan, tek vasıfları AKP'li olmak olan pek çok kişi o çökülen şirketlerde olağanüstü maaşlarla çalışıyorlar. Şirketleri perişan ettiler. İşte Sedat Peker'den korkularının sebebi bu. Sedat Peker acaba eski itibarını kazanırsa bu sefer bu şirketleri de mi ele geçirir korkusu? Ya neyle geçecek ya? Parası varsa. Parası yoksa devletsizsiniz kardeşim, engelleyeceksiniz o zaman. Öyle değil mi? Ya evet, işte bu nedenle Sedat Peker artık mesajını verdi. Dedi ki ben hem Türkiye'nin hem İslam aleminin Ebu Hanife'siyim. Bir diğer mesaj. O kadar derin entelektüel bilgilere sahip ki. Ya İçişleri Bakanı Kadir Çamaşır'ından bahsederken, Pornuculuk'tan falan bahsederken, Sedat Peker Maslow'dan bahsediyor. Freud'den bahsediyor. Freud'un psikanalizinden bahsediyor. Tarihten örnekler veriyor. İslam tarihinden örnekler veriyor. Yani, mafyası filozof, filozofu mafya. Diğer tarafta devlet adamına bakıyorsunuz. Devlet adamları bomboş. Teneke tangır tungur tungur ötüyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ve verdiği mesaja bakar mısınız? Ben Ebu Hanife'yim. Yani ayaklarının altını öpeceğim Ebu Hanife'yim. Bütün haksızlıklara, bütün zulümlere karşı mücadelemi sürdüreceğim. Türkiye'mde içinde benim de olduğum, dikkatli dinleyin, içinde benim de olduğum, katkıda bulunduğum kirletilmiş bir siyaseti, kirletilmiş bir devletin temizlenmesi için var gücümle çalışacağım diyor ya. Mesaj bu. Bana göre mesaj bu. Temiz toplum özleminizi gidereceğim diyor. Ben böyle görüyorum. Ben böyle görüyorum canlarım. Ben böyle görüyorum de sizler de böyle görmek zorunda değilsiniz. Ben kendi analizimi yapıyorum değil mi canlarım? Başka bir şey daha söylüyor. Ben artık Rubikon'u geçtim diyor. Bu ne demek? Sakın ola bana bundan sonra pazarlık yapmak amacıyla gelmeyin. Ben pazarlık yapmam. Ben temiz toplum için yola çıktım. Sabıkasız Sedat Peker olarak devletimin, milletimin ve meclisimin, ki demokrasimizin Kâbesidir, meclisimizin, yargımızın, askerimizin, emniyetimizin, bütün kamu bankalarımızın, bütün kamunun, tüm kurumla, kişileriyle temiz bir toplum haline gelmesi için elimden gelmeyeni bile yapacağım diyor. Ben Ebu Hanife'yi verdiği örnekte bunu anladım. Rubikon'u geçmesini de bu şekilde anladım. Neydi Rubikon biliyorsunuz. Rubikon Roma'nın 30 kilometre galiba zannediyorum kuzeyinden geçen bir nehirdir. Kuzeyinden güneyinden böyle sarmalar geçer ve o nehrin tam üzerinde de zannediyorum evet doğusunda olması gerekiyor. Roma ordusu konuşlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nu yönetenler ordunun şehre baskın yapma ihtimalini, askeri darbe ihtimalini ortadan kaldırmak için askerlere, generallere Rubikon nehrini geçme yasağı koymuşlardır. Bakın şimdi nereden nereye. 2007 senesiydi galiba değil mi? Zannediyorum 2007 senesi. Erdoğan Başbakan, rahmetli Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanı. O ünlü Dolmabahçe görüşmesi. O Dolmabahçe görüşmesinde konuşulan konulardan biri neydi biliyor musunuz? Sözcü gazetesinde o zaman benim imzamla yayınlandı. Evet.
Hükümet hiç itiraz etmedi. Sözcü gazetesi o zamanlar da 300 bin falan satıyor yani, düşünün. Söyleyeyim. Erdoğan Yaşar Büyükanıt'tan Selimiye Kışlası'nı ve Kuleli Askeri Lisesi'ni istedi. Ona Rubikon'u anlattı. Erdoğan'a Rubikon'u kim öğretti? Rubikon'u Erdoğan bilir mi? Nereden bilecek? Bugün Sedat Peker'in adını andığı o var ya, o general. Tanrı verdi mi? Allah aldı mı? Neyse öyle bir şey. O general öğretti ona. Gidin dedi Genelkurmay Başkanı'na, Rubikon'un anlatım ve ordunun İstanbul, Ankara, İzmir gibi bilhassa bu üç büyük şehrin, ordu karargahının üç büyük şehrin çok uzağında bir yere taşınması gerektiğini, istenilen yerde, istenilen ebatta arazinin devlet tarafından tahsis edileceğini söyleyeyim ve Selimiye Kışlası ile Kuleli Askeri Lisesi'ni askerlerin elinden alın. Ankara'da da Genelkurmay Başkanlığı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bütün o alanlarını, arazilerini alın. Bu komutanları, bu kuvvet komutanlıklarını da, Genelkurmay Başkanlığı'nı da Ankara'nın çok uzağında bir yere götürelim, kuralım dedi. Yaşar Büyükanıt kabul etmedi. Evet, adam öldü gitti. Allah günahlarını affetsin. Çok eleştirdiler. Çok. Evet. Efendim Tayyip Erdoğan böyle böyle kendisinden, Tayyip Erdoğan'a muhtıra çektiği halde altına zırhlı araba verdi falan filan. Çok istedi Tayyip Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ı kandırmayı o zamanlar. Başaramadı. Ondan sonra da zaten artık hiçbir genelkurmay başkanı Hulusi Akar dahil, Yaşar Paşa dahil, bakın iddia ederek söylüyorum. Bu kadar net iddia ediyorum. Hayır, sezgilerimle iddia ediyorum. Ya ne Yaşar Büyükanıt'la tanışırım o zaman da, ne görüşürdüm, ne Hulusi Akar'ı tanışırım, ne Yaşar Paşa'yı tanışırım. Hiçbirisiyle hayatımda bir kere telefon görüşmem bile olmamıştır. Ama bütün tecrübemle ve sezgilerimle söylüyorum ki bundan sonra Tayyip Erdoğan Selimiye Kışlası'nı da, Ankara'daki Genelkurmay ve diğer kuvvet komutanlıklarının arsalarını da alamaz. Almaya gücü yetmeyecektir. Haziran'daki askeri şuradan sonra bir hamle daha yapacağını tahmin ediyorum. Bir hamle daha, yani bu saydığım yerleri alabilmek için. Bir tek konuda başardı. Kuleli Askeri Lisesi konusunda. Onunla nasıl başardı ama? Araziyi almak değil de okulu kapattı. O okul teğmen yetiştiren bir okuldu. Evet. Ya. Benim rahmetli kayınpederimin de mezun olduğu okuldu. Okulu kapattı. Okul kapalı. Niçin kapandı? 15 Temmuz bahanesiyle kapatıldı. Bakın. Benim bu bildiklerimi Sedat Peker'in bilmeme ihtimali ya da düşünmeme ihtimali olduğunu zannetmiyorum. O nedenle artık Rubikon'u geçti diyorum. Bundan sonra çok yakında, önümüzdeki süreçte çok büyük ihtimalle Yaşar Büyükanıt'ın çok yakınları benim bu anlattığım konularda da zannediyorum bazı bilgilendirmeler yapacaklardır. Ama Hulusi Akar genel Milli Savunma Bakanı olarak kaldığı sürece, Yaşar Güner Genelkurmay Başkanı olarak kaldığı sürece, şimdilikten bahsediyorum, ne Selim Paşa Kışlası verilerek ordu karargahı İstanbul dışına taşınacaktır, ne de Ankara'daki kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı Ankara dışına taşınabilecektir. Ya dede, darbe mi istiyorsun? Hayır. Asla. 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 Aksine ben darbelerle sürekli kavga etmiş bir insanım. Ama darbelerde ben kavga ederken tek taraflı bakmam. Ben her taraflı bakarım. Bakın size bir olay anlatayım şimdi. Laf lafa açıyor. Sanıyorum 10, 11 belki daha fazla ama en az 10 sene önce. Turgay Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ beni davet etti. Ya şöyle, neresi orası? Kemerburgaz'ın arka tarafları gibi bir yer işte. Gittim, inşaat halinde felaket kamyonlar geliyorlar, geçiyorlar falan. Neyse gittim, oturduk, görüştük. Bana
Bakın isimlerle konuşuyorum. Ya yalan derse de desin, ne yapayım yani, ama ben yalan söyleyecek halim yok. Kaldı ki anlatacaklarım kötü şeyler de değil yani. Kenan Dağ'ın şahsı ile ilgili değil. Oturduk konuştuk, bana televizyon, haber televizyonculuğunda atak yapılabilmesi, yani daha çok izleyici elde edilebilmesi için ne yapılması gerektiğini, böyle bir konuda ne düşündüğümü ve görev alıp alamayacağımı sordu. Dedim ki, tabii ki varım böyle bir şeye, elbette varım ama sadece siz değil dedim. CNN Türk'te, NTV'deki onlar en güçlü olanlar, bu üçü yanlış yapıyorsunuz haber tartışma programlarını. Nasıl dedi? Dedim ki bakınız, bir tarafa iktidara destek verenleri, diğer tarafa iktidara muhalefet edenleri oturtuyorsunuz. Haliyle fikirler değil, bilgiler de değil, ideolojiler birbirleriyle tartışıyor, kavga ediyor. Ama dedi ya, toplum, yani seyirci bu tarz ateşli tartışmaları seviyor. Ama zarar veriyorsunuz. Televizyonculuğa da zarar veriyorsunuz. Bir süre sonra toplum, izleyici bundan gına gelir ve buraya sadece kötü seyirci gelmeye başlar. Reklamlarınızı verenler sizin artık pazarlık yaparken size müşteri profilleriniz, yani izleyici profillerinizi gösterirler. Ya ben size niye bilmem ne otomobilinin reklamını vereyim ki? Falanca saatin reklamını niye vereyim? Sizin izleyicileriniz bu saatin zembereğini bile alamaz diyeceklerdir ve reklam gelirleriniz düşecektir. Dedi Kenan Bey. Bak dedim ki, bakın Kenan Bey dedim. Ben televizyonunuzda çalışırım. Hatta tartışma programlarınızda, tartışma programlarınızın hatta hepsinde, yani o zaman 3 tane vardı galiba, hepsinde görev dalırım, ancak moderatör oturur ortada, karşıda ortada. Bir tarafta iktidar taraftarları, bir tarafta iktidara muhalif olanlar. Bu sakıncası yok, yine devam edecek, ancak ben moderatörün karşısında oturacağım. Sadece ideolojileriyle konuşan, iktidarın sadece ve sadece doğru yapmadığı halde doğrularını söyleyenlerin nerede yanlış yaptıklarını, söylediklerinin hangilerinin yanlış olduğunu, ne bileyim mesela siyasetse siyaset bilimine neden ters geldiğini, hukuksa hukuk bilimine neden ters geldiğini, iktisatsa iktisat bilimine neden ters geldiğini anlatayım. Yani onlar ideolojilerini sunsunlar izleyicilere, ama ben de izleyicilere o iktidar yandaşlarının nerelerde yanlış yaptıklarını ama nerelerde de doğru yaptıklarını söyleyeyim. Çünkü %100 yanlış, yalan söyleyecek halleri yok. Mutlaka söylediklerinin içinde doğruları da vardır. Bu tarafa gelelim, bu taraftakiler de konuşsunlar. Onlar da iktidarın sürekli yanlışlarını söyleyeceklerdir. Kesinlikle böyle olacaktır. Ama sürekli yanlışlarının içinde bazıları abartıyken, bazıları uydurmayken, bazıları da büyük ihtimalle gerçekler olacaktır. O zaman ben onlara da döneceğim, diyeceğim ki bakınız, ekonomide şunlar şunlar şunlar, şu verdiğiniz rakamlar falan filan şu doğru. Ancak gerekçelerini, sebeplerini sayarken yanlış saydınız. O sizin saydıklarınız sebep falan değil. Yani bir kriz var ya da bir krize sürüklenme ortamı var. Ancak sizin saydığınız sebepler bu krizle hiç ilgisi olmayan şeyler. Bunlar tamamen sizin ideolojik saplantılarınızdan kaynaklanan kuşkularınız, endişeleriniz, şüpheleriniz. Baktı bana. Bunun ne faydası olacak dedi. Bunun faydası kanalınızın itibarı dedim. Güvenilirliği. Ben sizin kanalınıza itibar getireceğim. Diğer kanallar yapmıyor ama Habertürk'te iki keskin, iki ideolojik, iki tarafın tetikçileri birbirleriyle kavga etmiyor. Habertürk'te bir adam var ki o adam iki tarafında yanlışlarını da doğrularını da aynı ortamda söylüyor. Hiç yorum yapmadı Kenan Tıp'ta. Sonra işte 10 yıldır görüşmüyoruz. 10 yıldır ne, o beni aradı. O beni aramayacak. Ben onu niye arayayım ya? Nitekim ben sayenizde 255 bin mi 256 bin mi ne kişilik bir dijital aileye sahip oldum. 255-256 bin kişilik dijital bir ailenin dedesi oldum ben. Yani şu anda Habertürk'ten çok daha fazla izleniyorum. Ve geçen gece gördünüz değil mi Habertürk'ün ne hale geldiğini? İşin kötüsü iki saygın gazeteciyi, İsmail Saymaz ve
Merdan Yanardağ'ı da. Bence. Hak etmediler İsmail ile Merdan onu ama onları da yaraladılar. Onlara da yazık ettiler bence. Adeta sanki Merdan'la İsmail'e komplo kurmuş gibiydiler. Zaten Süleyman Soylu'nun onları konuşturmayacağını, Kübra Apar'ın da onlara zaten söz hakkı vermeyeceğini önceden belli ki planlamışlar. Ya başka bir de ben Mehmet Akif Ersoy'a üzüldüm. Bakınız Mehmet Akif Ersoy'la ne yaşam tarzım birbirine benzer, ne dini inançlarım, ya inançlarım, ne sosyal hayatım, ne giyip, hiçbir şeyim birbirine benzemez. Ama o çocuk, o genç adam bana göre bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haber kanalları içinde en dürüst adamlardan biri. Ben insanların düşünceleriyle ilgilenmiyorum. Ben insanların düşünceleriyle kavga da etmiyorum. Bana ne düşüncelerinden, inançlarından hiçbir şey beni ilgilendirmez. Beni bir insanın demokrat ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olup olmadığı ilgilendirir. Mehmet Akif Ersoy. Son dönemlerde yetişmiş en dürüst gazetecilerden biri. Ya canlarım işte böyle yani. Sedat Peker'in videosuyla ilgili analizlerime müsaade ederseniz şimdilik burada son vereyim ve bu nedenle videoma atacağım başlığı da şimdiden söyleyeyim. Zaten okuyacaksınız. Buraya kadar gelinceye kadar görmüş olacaksınız. Türkiye ve İslam dünyasının yeni Ebu Hanifesi Sedat Peker. İyi mi olur? Bana göre. Bana göre benim inandığım gibi Rubikon'un geçtiyse ki geçti, devam edecekse ki edecek muhalefet partilerine de, üst düzey bürokratlara da bu ülkenin temiz bir topluma kavuşması, temiz bir idareye kavuşması için çok büyük görevler düşüyor. Herkes göreve. Herkes göreve. Evet. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum canlarım. Hoşça kalın güzellerim.